Herkese merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın çok renkli tarafları var. Devletimiz bize küçük sürprizler yapmayı çok seviyor. Hani diyor ya, ona küçük sürprizler yapın. Bize devletimiz daima irili ufaklı sürprizler yapıyor. Özellikle muhalifseniz bu sürprizlerin ucu bucağı yok. Binlerce kilometre öteye gitmiş olsanız, yıllardır Türkiye'den uzakta olsanız, devlet sizin peşinizi bırakmıyor, size kendisini mutlaka hatırlatıyor. Benim için de böyle oldu. 24 Aralık Cuma gününün ilk saatlerinde, Türkiye'ye göre, Amerika saatine göre Perşembe akşam saatleriydi. Twitter'da benim ismimi alıntılayarak bir haber yapıldığını gördüm. TR724, 24 işte şu 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 isimlerin mal varlığına el konulduğu haberi geçmişti. Hem şaşırdım hem şaşırmadım. Şaşırdım çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti aynı kararı benim için 30 Kasım 2016 tarihinde almıştı zaten. Yani bu nasıl bir devlet ki aynı kararı aynı kişi hakkında tekrar alıyor? Hani devlet artık kimlerin elinde? Bir memurlar bu kadar ciddi resmi gazetede yayınlanacak kararları acaba gözden geçirip hani tekrar isimler varsa onları bile mi ayıklamıyorlar diye düşündüm. Demek ki bu kadar hani sallapati tabiri caizse devlet yönetilmeye başlanmış. Bu açıdan şaşırtıcıydı. Ama işte 770 kişinin daha mal varlığına terör gerekçesiyle el konulmuş olması şaşırtıcı değildi. Sadece var olan listelere, uzun yıllardır devam eden bir devlet geleneğine yenisi eklenmiş oldu. 24 Aralık 2021 tarihli bu resmi gazete kararına şöyle bir baktım. Benim dahil edildiğim grup en kalabalık. Kaç kişi vardı? Orada 454 kişinin içerisindeki 4 kadından biri olma şerefine erişmişim. Tırnak içerisinde söylüyorum tabii ki bu şerefi de. Hoş bir durum değil elbette. Ama işin tuhaf kısmı şu. Benim hiçbir mal varlığım yok. 10 sene önce deselerdi ki hiçbir malın mülkün olmadığına sevineceksin. Herhalde delirmiş insanlar derdim. Ama gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Devleti insanı hiçbir malın mülkün olmadığına sevindirtiyor. Ha, yani batan tasarruflarım ve başka sorunlar var elbette ama onlar ayrı bir konu. Hani tam da bir malın mı var, derdin mi var hali. Türkiye'de insanın malı varsa devletle başı daha da fazla derde girebiliyor. Çünkü eskiden beri Osmanlı Devleti'nden bu yana aslında Türkiye'de özel mülke saygı, özel mülkiyetin kutsal sayılması geleneği maalesef yok, yerleşmemiş durumda. 24 Aralık 2021 tarihli resmi gazetedeki bu hukuksuz kararın altında elbette tüm hukuksuzlukların altında olduğu gibi Süleyman Soylu'nun imzası var. Diğer imza sahibi de hayatımıza yeni giren saçma sapan ve gereksiz insanlardan biri olan Nurettin Nebati. İsminin başında bir doktor ifadesi de var. Artık o doktorasını nereden aldı, nasıl aldı, tezini kim yazdı bilemiyoruz. Bunlar ileride ortaya çıkar ama hani gözlerimin içine bak diyerek saçma sapan hani parası pulu var diye bunlar kendilerini ve güçleri var diye, iktidarları var diye kendilerini nimetten sayan bir grup tarihin çöplüğünde yerini alacak insan. O yüzden hiçbir önemleri yok. Birkaç ay, birkaç sene içerisinde en fazla zaten o da kendisine biçilen yeri alır tarihin çöplüğünde ve lanetle anılmaya devam eder. Mal varlığına el konulma listesinde 3 grup daha var. PKK, KCK, sol örgütler ve dini istismar eden örgütler. Doğrusu Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi vatandaşlarını terörist edebilme kapasitesi göz önüne alındığında ben bu listelerdeki tüm isimlerin masumiyet karinesine sonuna kadar sahip çıkılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde olabileceğiniz en kolay şey teröristtir. Yani ben bundan 10 sene önce Dışişleri Bakanlığı'nda işte Çankaya Köşkü'nde muteber bir bürokratken, devlet görevlisiyken bugün ismim resmi gazetede terörist listesinde çıkıyor. Trajikomik bir durum. İnsan böyle bir listede adını görünce acı acı gülümsüyor, aynı zamanda böyle içinden bir teröristsiniz ulan, babandır terörist falan diyesi geliyor. Gerçekten de Türkiye gibi benim keyfokrasi adını verdiğim bu kadar keyfi ve hukuksuz bir rejimde bugün zirvede olan ya da bugün muteber sayılan isimler yarın pekala yeni teröristler listesinde adlarını bulabilir. Ama her zaman olduğu gibi
herkes için ortak talebimiz gerçek bir hukuk devletinde gerçek bir yargılama ve adil kriterlerle insanların değerlendirilmesi. Bu arada kararların altındaki imzalar derken kararların tamamını yayınlamayacağım. Çünkü orada özel hayatı ihlal eden ana baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, TC kimlik numaraları var. O yüzden sadece kendi ismimin geçtiği kısımları burada paylaşacağım. Ama bu kararları veren hakimleri mutlaka afişe etmek gerektiğini düşünüyorum. Eğer zaten doğru karar verdiklerini düşünüyorlarsa, adil karar verdiklerini düşünüyorlarsa isimlerinin geçmesinden rahatsız da olmazlar. Benim 2016'da mal varlığıma da, daha doğrusu olmayan mal varlığıma el koyma kararını veren hakim İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği'nden Selami Yılmaz. Bu mala mülke el koyma, gasp etme olayları AKP döneminde hırsızlığın tavan yapmasıyla zıvanından çıksa da Türk devlet geleneğinde hep vardı. Müsaade adıyla Fatih Sultan Mehmet döneminden beri devletin resmi politikası haline gelmişti. Ancak 1839 Tanzimat Fermanı'nda resmen kaldırılan bir uygulama. Yani Osmanlı'da özel mülkiyetin güvenliği 1839'dan geriye gitmiyor. Üstelik ondan sonra azınlıklara yapılan, Ermenilere yapılan, diğer gayrimüslimlere yapılan haksızlıkları, gaspları saymıyorum bile. 21. yüzyılda bu uygulama, bu utanç verici uygulama bu kez devlet ve millet işbirliğiyle devam ediyor. Daha önce bunlar devletin politikalarıydı ama AKP, işte din, iman, vatan, millet, Sakarya propagandasıyla milletin de bu konuda desteğini aldı. Bu özel mülkün gasp edilmesini ganimet olarak gördükleri açık. Bu şekilde kafalarında bu gaspları, hırsızlıkları, çalmaları meşrulaştırıyorlar. Zaten fetvacıları Hayrettin Karaman da itinayla AKP'nin işine yarayacak, iktidarın işine yarayacak fetvaları her devirde, her şekilde vermeye hazır. Hal böyleyken, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi vatandaşlarına böyle küçük sürprizler yapmaya devam ederken, milyar dolarlarım olsa Türkiye'den herhalde bir kulübe bile almam. Kısa vadede bir şeylerin değişeceğini düşünmüyorum. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en yağmacı, en büyük hırsızlık çetesiyle karşı karşıyayız. Yani sadece Türkiye'deki muhaliflerin, güçlerine yettiği insanların mallarına, mülklerine çökmekle, onları yağmalamakla kalmadılar. Biliyorsunuz Suriye'deki fabrikalara kadar çöktüler, yağmaladılar. Oradaki zeytin ağaçlarına, Suriye'nin komşu bir ülkenin zeytinyağlarına, petrollerine bile göz diktiler. Dolayısıyla yağmanın, hırsızlığın, gaspın hiçbir türüne bu iktidar döneminde şaşırmamak gerek. Bu listedeki özellikle gazetecilerin ortak özelliği rejimden korkmadan insan hakları ve demokrasi savunuculuğuna devam etmeleri. Bir anlamda bu insanların mallarını el koyarak konuşma potansiyeli olanlara da gözdağı verilmiş oluyor. Aslında toplasanız bu insanların olan olmayan mal varlıklarının hepsini kendi çaldıklarının binde, yüz binde biri bile etmez herhalde. En iyi bildikleri iş bu. Çalmak, yağmalamak, yıkmak. Bu videoyu kendimle ilgili bir konuya ayırmış gibi gözükse de aslında bu Türkiye'nin yüzyıllardır süren bir sorunu, Türkiye toplumunun, o toprakların özel mülke sahibi olmaması. Yani o listedeki insanlar tamamen suçlu olsalar bile suçlu olmak hiç kimsenin malının, mülkünün gasp edilmesini meşrulaştırmaz. Hukuka az çok geri dönüldüğünde ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bu kararlar elbette geri dönecektir. Videonun altına yorumları, önerilerinizi, değerlendirmelerinizi bekliyorum. Merakla hepsini okuyacağım. Gelmişken abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoları beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.